Vapurda Kadıköy'den Beşiktaş'a doğru yolculuk ederken aklıma da birkaç gün önce döndüğüm Venedik'teki izlediğim filmler gelmeye başladı. Bu yıl üçüncü kez gittim Venedik Film Festivali'ne ve 3 yıldır beni şaşırtmadığı gibi her yıl biraz daha mutlu ediyor aslında. Ki bu yıl önceki 2 yıla göre daha zayıf bir programı vardı bence festivalin. Özellikle ana yarışmada 2022'de de 2023'te de böyle yani katıksız başyapıt diyebileceğim filmler izlemiştim ama bu yıl o kadar vurucu bir film benim için olmadı diyebilirim. Ama yine de festivalin beni çok etkileyen birkaç filminden bahsetmeden de geçmek istemedim. Özellikle festivalden de Altın Aslan ödülüyle dönen yani sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ustalarından biri olan Pedro Almodóvar'ın son filmi The Room Next Door benim de bu yıl festivalde izleyip en sevdiğim film oldu diyebilirim aslında. Ve Almodóvar ilk kez aslında Altın Aslan kazandı. Filmi de ilk kez İngilizce çektiği bir uzun metrajlı film. Daha önce bundan 3 yıl önce yine Tilda Swinton'ın başrolünde olduğu The Human Voice adlı bir kısa filmi vardı. Bu ilk İngilizce filmiydi. Fakat uzun metrajlı bir film denemesi olmamıştı daha önce. Kendi dili dışında bir dilde çektiği. Bu film o açıdan da bir ilk. Aynı zamanda da Sigrid Nunez'in bir romanından uyarlama bir film. Yani dolayısıyla orijinal bir Almodóvar senaryosu da değil. O anlamda aslında çeşitli farklılıklar gösteriyor yönetmenin kariyerinden. Ama yine onun sinemasal diline çok hakim sinemaseverleri gülümsetebilecek detaylarla dolu. Yine kırmızı renginin diğer tüm pastel renklerin öne çıktığı bir renk paleti görüyoruz. Hem sanat yönetimi hem kostüm hem mekan seçimlerinde bu renklerin vurgusu sonuna kadar var. Kullanılan aksesuarlardan işte seçilmiş evlerin kapı renklerine işte bahçe mobilyalarındaki minder renklerine kadar bu böyle. Aynı zamanda iki baş karakteri yani Tilda Swinton ve Julianne Moore'un böyle muazzam şekilde canlandırdığı iki baş karakterin kendi evleri de bu renklerden nasibini almış durumda. Bunun yanı sıra Almodóvar'ın çok sevdiği ve filmlerinde daima ön plana çıkardığı egzantrik kadın karakterleri de yine merkezine koyan bir film bu. Aslında eski bir dergi çalışanı iki kadının yıllar sonra karşılaşması üzerine başlayan bir film The Room Next Door ve biri bir haberci olan aslında daha çok savaş muhabiri olan bir kadın, diğeri de bir roman yazarı. Roman yazarı karakteri Julianne Moore oynuyor ve onun bir imza gününde Tilda Swinton'ın canlandırdığı bu savaş muhabiri karakterinin kanser olduğu haberini alıyor ve onu hastanede ziyarete gitmeye karar veriyor. Daha sonrasında hastane ziyaretleriyle yeniden alevlenen dostluk, Tilda Swinton'ın canlandırdığı karakterin, Julianne Moore'un canlandırdığı karaktere bir soru sormasıyla, bir teklifte bulunmasıyla yön değiştiriyor ve ikili böyle biraz şehrin dışına doğru bir evde vakit geçirmeye başlıyor. Film aslında biraz Julianne Moore'un perspektifi üzerinden, yani onun karakterinin perspektifi üzerinden ilerliyor. Çünkü ölümü anlamaya çalışan, ölümü romanlarına, işte kitaplarına konu eden ve bu duyguyla baş etmeye çalışan, en büyük korkusu olduğunu söylediği bu duyguyla baş etmeye çalışan bir kadını tam da ölümün merkezinde bir yüzleşmeyi ile burun buruna getiriyor. Hem de eski bir arkadaşının hayata vedası ihtimaliyle burun buruna getiriyor. Dolayısıyla aslında tüm bu filmi Julianne Moore'un karakterinin yolculuğu üzerinden okumak ve izlemek daha doğru olacak gibi görünüyor. Tabii ki Almodóvar'ın dünyasını böyle daha iki boyutlu, daha plastik bulanların çok bayılacağı bir film olacağını sanmıyorum Room Next Door'un. Çünkü özellikle flashback sahnelerinde böyle Almodóvar'ın son dönem işlerinde görmeye alışık olduğumuz artık o yapaylıktan çok fazla nasibini almış bir film bu da. Aslında yer yer o flashback sahneleri beni de rahatsız etti ama yine de bağlamdan koparmadı. Ama yine de daha çok bu iki kadın arkadaşın yani süre gelen hayatına dair sahneleri izlemek istedi benim de canım. Fakat bütün bunların yanında kocaman bir sinemacının artık kariyerinin zirvesinde ustalık döneminde bir sinemacının ölüm duygusunu kendi ölüm duygusunu da anlamaya çalıştığı bunu sanatsal referanslarla bir araya getirerek yani ne bileyim işte yer yer James Joyce'un metinleriyle olsun işte bu metnin içinde geçtiği John Huston filmi The Dead filmini izleyen karakterler üzerinden bu filmin
da yer verdiği bir takım sahneler olsun, bu filmlere, bu kitaplara, işte benzer başka filmler ya da başka eserler de geçiyor filmin içinden. Roman yazarları, işte Virginia Woolf ya da işte ressamlar, yani sanat tarihinden çok fazla dokuyu kendi hikayesine eklemiş bir film The Room Next Door. Bu anlamda da işte Almodovar gibi kocaman ve çok gösterişli bir sinema sahibi, bir sinemacının bu ölüm duygusuyla, sanatsal referanslarla yan yana getirerek çok entelektüel bir yüzleşmesini de yaşatıyor aslında izleyicisine. O anlamda da bence çok kayda değer bir filmdi. Aynı zamanda da ele aldığı hikayeyi çok böyle kendine has karakterler kurarak muazzam bir şekilde seyirciyle buluşturmayı başarıyordu bence. Gerçekten böyle büyük bir zevkle izledim ben filmi. Böyle yıllanmış bir şarap gibi oluyor bu tipte yönetmenlerin böyle eserleri. Özellikle de işte yaşam gibi, ölüm gibi, ölüme rağmen hayata tutunmak, hayatın canlılığına kayıtsız kalamamak gibi temaları merkez alan filmler özellikle bu tipte sanatçıların elinden çıkınca gerçekten tadına doyulmayan işlere dönüşüyor. Benim için de böyle oldu The Room Next Door ve festivalinde en sevdiğim filmlerinden biri oldu. Bir diğer çok sevdiğim film de yine bir queer sanatçının, Luca Guadagnino'nun elinden çıkmış olan, adı da queer olan queer filmi. William Burroughs'un aynı adlı romanından uyarlanan, bir hayli sert ve böyle işte çeşitli yasaklı maddelerle hasbihal olan ana karakterlerinin tecrübelerinden, onların hem fiziksel hem psikolojik dönüşümlerinden nasibini alan ve böyle halüsinatif bir gerçekliği real mekanlardaki gerçek olayların yanına ekleyen bir kurguya sahip özel bir film Queer. Çünkü Luca Guadagnino gibi böyle hayatın kendi dokusuna, doğanın kendi canlılığına sık sık kamerasını çevirmiş ve hayatın o tüm gerçekliğinden, özellikle de güzel görüntüler, işte çeşitli doğa manzaraları gibi detaylar üzerinden nasiplenen bir yönetmenin tamamen bir set dekoruna taşıdığı bir filmle karşı karşıyaydık bu filmde. Yani tamamen bir sette çekilmiş, önemli ölçüde, yani %90'ı, 95'i diyebilirim hatta, bir film Queer. Ve buna rağmen de ele aldığı karakterlerinin gerçekliğinden de bir şey kaybetmiyor anlatım dili olarak. Bu da böyle bir, affedersiniz, sefa pezevengi diyeceğim. Bu bir karakteri merkez alan bir film. Aslında çeşitli bağımlılıklarından da uzaklaşmayı denemek üzere Amerika'dan Meksika'ya gitmiş. Orada küçük bir mahallede bir çeşit barfly, yani bar kelebeği gibi takılan bir böyle orta yaşlı bir queer karakterin merkezinde ilerliyor ve onun işte düşürmeye çalıştığı bir takım gençler üzerinden bir hikaye gibi başlıyor Queer. Fakat kendisinin tutulduğu bir genç adamla derinleşmeye başlayan ilişkisiyle birlikte aslında inkar, işte kendini reddetme, kendinden uzaklaşıp başka bir yere kaçmaya çalışma gibi çabalar üzerine bir filme ve bir anlatıya dönüşüyor. Aslında bir karakterin kendine yabancılaşma isteğinin kendi kendini nasıl bir kutuya hapsetme noktasına geldiğini böyle gözler önüne seren ve bunu yaparken de çeşitli fiziksel, bedensel ve ruhani dönüşümler geçirme ihtiyacı duyan ve bunun arayışında bir adama da dönüşen bir karakteri karşımıza getiriyor. Tabii Beat kuşağının en nevişi aslında münhasır yazarlarından birinin elinden çıkan bir roman olduğu için Queer ve özellikle yani son çeyreğinde böyle bir ayahuasca, sanırım doğru söylüyorum umarım, deneyimi yaşattığı için karakterine, sinemayı uyarlamanın da bir hayli zor olduğu bir film, bir materyal aslında, uyarlandığı materyal. Çünkü çok halüsinatif tecrübeleri, bir çeşit işte o yasaklı madde deneyimi yaşayan bir karakterin gördüklerini, yaşadıklarını, tecrübe ettiklerini konu alıyor roman ve uzun uzun bunları betimliyor. Filmde bu betimlemeleri aslında çok şaşırtıcı bir gerçeklikle önümüze çıkarıyor. Yani gerçeklik demek nasıl doğru olabilir bilmiyorum tabii ki. Ben de o deneyimleri yaşamış biri değilim açıkçası. Ama yani herhalde olsaydı böyle olurdu dedirten bir tavrı var yönetmenin. En azından bunu ilk akla gelen şekilde yapmamış da daha böyle aslında 90'lar sonu 2000'ler başı video klip yönetmenlerinin de böyle yakalamayı
çok sevdiği, o dönemde çok meraklı oldukları bir görsel estetiğe yaklaşarak yapıyor Luca Guadagnino. Ve Daniel Craig başta olmak üzere de bütün oyuncularından böyle üst düzey performanslar elde ediyor. Aslında Jason Schwartzman'a yardımcı rolde bayağı bayıldım ben. Umarım kendisine bir Oscar adaylığı bile gelir hatta bu filmle, ama biraz böyle herkesin içine girmesinin kolay olmayacağı bir film Queer. Hatta sevmeyeninin de bol olacağına emin olduğum bir film. Çünkü özellikle son 20 dakikasıyla, yarım saatiyle böyle salondan insanları fellik fellik kaçırdı yani Venedik Film Festivali'nde bile. Ama bence yönetmenin en özgün, en böyle zorlu işlerinin altından başarıyla kalktığı işlerinden biri. Aynı zamanda da böyle Call Me By Your Name gibi, Queer gibi, yani LGBT edebiyatının, en azından LGBT karakterlerin öne çıktığı metinlerin Beyaz Perde uyarlamalarını yapmak gibi de bir amme hizmetine soyunmuş olması Luca Guadagnino'yu her zaman özel bir yönetmen yapacak. Çünkü böyle toplumun dışına itmeyi sevdiği karakterleri kucaklayan sinemacıların da sayısı bir hayli düşük. En azından bu metinlerin hakkını teslim ederek bunları sinemaya uyarlayan bir sinemacıyla aynı dönemi paylaştığımız için bence biraz şanslıyız. Queer'da değeri bugün olmasa bile yıllar içinde kesinlikle anlaşılacak o filmlerden, o özel filmlerden biri. Buradan da festivalin bir başka çok sevdiğim filmine doğru ilerlemek isterim. Super Happy Forever adını taşıyan bir Uzak Doğu filmi. Festivalin yan bölümlerinden Venice Days, Venedik günlerinde bulunan, yani o bölümde gösterilen filmlerden biriydi. Benim de festivalde son gün son seansta izlediğim son filmdi aslında. Ve bütün festivalde izlediğim en iyi 2-3 filmden biri oldu kesinlikle. Bu da muazzam bir film. Küçücük bir film aslında. Böyle bayağı da düşük prodüksiyonlu bir film. 5 yıl önce karısıyla birlikte kaldığı bir otelde kaybettiği bir şapka bulmak üzere geri dönen ve o otelin de tamamen iflasını açıkladıktan sonra kapanmasından önceki bir haftada, açık olduğu bir haftada bu otelle en yakın arkadaşıyla ziyarette bulunan bir genç adamı merkez alan bir film Super Happy Forever. Ve aslında onun böyle yıllar süren yas duygusuyla bütün o kaybı bir nesneleştirerek bir şapkaya atadığı bir hikaye üzerinden ilerliyor ve böyle ilk yarısı bu iki arkadaş üzerinden ilerlerken ikinci yarıda da kaybettiği eşin perspektifine geçiyoruz ve böyle çok böyle eşine çok rastlamadığımız bir türde bir film. Hem çok incelikli yapısı hem de senaryo kurgusundaki böyle numaralarından dolayı söylüyorum bunu. Ele aldığı hikayeyi son derece etkileyici bir sinema diliyle önümüze getiriyor. Yani benzersiz böyle bir takım sahneler, en azından manevi açıdan yani öyle hissettiren sahnelerle dolu bir film. Belki teknik açıdan daha önce görmediğimiz, işitmediğimiz bir sinemasal tecrübe yaşatmıyor ama hani duygusal anlamda gerçekten böyle ancak çok usta sinemacıların erişebileceği bir konumda bir yönetmenlikle karşı karşıya kaldığımız anlar mevcut. Ve gencecik bir yönetmenin ilk filmlerinden birinde böyle bir başarı elde etmiş olması da beni çok sevindirdi. Ve yönetmenin de çok işlerini bilmiyordum açıkçası. Bundan sonra inanılmaz takipte olacağım isimlerden biri olacak kendisi. Bence bu 2024 gibi zayıf bir sinema yılının da böyle yüz akı filmlerinden biri olacak ve ciddi keşiflerinden biri olacak diye tahmin ediyorum. Yani önemli bir film bence. Hatta ana yarışmasının bu kadar zayıf olduğu bir Venedik yılında yan bölümde biraz görmezden gelinmesine de üzüldüm. Çünkü bence çok az insan izledi Venedik Film Festivali'nde filmi. Ve çok da ses getirmedi. Ama yıl boyu umarım birileri daha büyük perspektifte keşfedip sık sık bahseder. Ben de bu filmi film ekiminde olmasa bile belki İstanbul Film Festivali'nde Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşacağını umuyorum bu filmin. Zaten o zamana kadar bol bol yay garasını koparırım ben, hiç merak etmeyin. Çünkü gerçekten herkesin izlemesini istediğim, radarına girmesini istediğim bir film bu küçücük, çok tatlı anlatı. Yine festivalin çok sevdiğim filmlerinden bir diğeri de Walter Salles'in I'm Still Here adlı, böyle biraz kendi ülkesinin tarihiyle hesaplaştığı bir politik gerilim filmi aslında ve aynı zamanda da bir aile melodramı. Üzücü bir şekilde
1980 darbesi üzerinden Türkiye ile de çok yakın bir ortak geçmiş portresi çizilen bir askeri junta dönemi kayıp tutuklulardan birinin özelinde gerçek bir hikayeden yola çıkarak ilerleyen bir film bu. Ve özellikle başrol kadın oyuncu performansıyla inanılmaz öne çıkan bir film. Onun dışında bütün oyuncu kadrosunun harikalar yarattığı bir film. Beş çocuklu bir ailenin babasının, bürokrat babasının işte askeri junta sonrası gözaltına alınması, şüpheli olarak komünizm suçlusu olarak adlandırılarak, yani korkunç bir şekilde gözaltına alınıp gözaltında kaybolması üzerinden yıllara yayılan bir öykü anlatıyor I'm Still Here. Ve son derece dokunaklı olmasının yanı sıra böyle elleriyle dizini döven yaygaracı bir tavırda değil, son derece metanetli ve seyircisine de yer yer mesafeli bir anlatım dili tutturmuş Walter Salles. Bu anlamda bence daha da güçlü. Yani o metaneti işi daha da acıklı ve duygu dolu bir hale getiriyor aslında. O yüzden ben filmin son yarım saatinde gerçekten o kadar çok ağladım ve hırpalandım ki biraz soğukkanlılığımı yitirdim. Ama yani yönetmen neyse ki yitirmiyor bunu ve çok başarılı bir şekilde anlatıyor. Aslında daha önce de sinemada hiç görmediğimiz bir hikaye değil ama çok güçlü bir yönetmenlikle önümüze gelen, çok da iyi yazılmış bir senaryoyla karşımıza çıkan bir film I'm Still Here. Zaten festivalden de yine ana yarışma bölümünden en iyi senaryo ödülü ile ayrıldı film. Baby Girl de festivalin çok sevdiğim filmlerinden biriydi. Birkaç film daha var çok sevdiğim. Onlardan da yıl boyu bahsederim herhalde. Bu vapur yolculuğunda kafamın içinde olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım siz de zevk almışsınızdır.